Bugün şimdi değerli aktivist, kendi deyimiyle çocuk sever, Natali Avazyan hanımefendi ile beraberiz. Kendilerine sorularımızı iletmek istiyoruz. Sayın Avazyan, 8 Mart Dünya Buyurun. Kadınlar Günü'nde Türkiye ve dünyaya nasıl bir mesaj vermek istiyorsunuz? 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Ben kadın hakları olarak değil de insan hakları olarak söylemeyi tercih ediyorum. Kadın da insandır. Haklar da kadın ve erkek olarak ayrıştırmayı doğru bulmuyorum. İnsanın dahil olduğu her şey insan hakları. Hakları çerçevesinde değerlendiriyorum. Çünkü toplumlar o kadar ayrıştırmaya müsait ki insanın hayatını güvence altına alacağımız her şey önemli olan aslında insanın hayatını güvence altına almamız. Kadın gece rahat bir şekilde sokağa çıkmalı. Erkek de çıkmalı. Bakın ben gece oğlumu sokağa yollayamıyorum. Tecavüz edildiğinde 3 kuruş için bir cinayete kurban gidebilir benim çocuğum. Erkekler yani önemli olan burada insan hayatını güvence altına almaktır. Kadın veya erkek olarak düşünmeyelim. Biz doğarken doğduğumuzda annem beni de emziriyordu, erkek kardeşim de emziriyor. Bana da kıyafet alıyordu, erkek kardeşime de kıyafet alıyordu. Neydi? Haklarımız eşitti. Biz şimdi doğarken eşit olarak doğuyoruz. Daha sonra yaşlar ilerledikçe aslında aileler şey yapıyor. Hakları nasıl söylesem size. Bir yaştan sonra eşitsizliği aileler eşitsizliği koyan da aileler. Bunun için annenin babanın eğitilmesi önemli. Anne baba eğitildiği zaman eşitsizliğin de ortadan kalkacağından eminim. Benim de düşüncem bu. Önemli olan annenin babanın Evet. eğitilmesi. O zaman eşitsizlik ortadan kalkacak. Doğru. Toplumun anne babanın yetiştirilmesi, eğitilmesi önemli. Evet, ayrı taraf. Çocuklar Annenin. açısından Evet. evet. Mağdur çocuklar olan uyarlılığınız çok takdir görüyor. Ne yazık ki Aa. bu sebeplerle duyabiliyor musunuz Natalya Hanım? Duyuyorum ben sizi, duyuyorum. Ne yazık ki sudan sebeplerle anne ve babalar birlikte tutuklanmakta, küçük çocuklar ortalıkta kalmaktadır. Ya Kalmakta, da evet. harbiyeli öğrenciler olayında olduğu gibi hiçbir suçu olmayan 17-18 yaşındaki gençlere ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Cinayet suçu işleyenlere bile iki kez af getirildiği halde düşünce suçluları bundan muaf tutuldu. Yetkililere ve sivil toplum kuruluşlarına bu konuda neler demek istersiniz? Ben bunu sürekli dile getiriyorum. Herkes kendi mahallesinde demokrat oluyor. Ne yazık ki bakın yarın dünya işte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Çıkacaklar böyle kocaman kocaman içi boş kelimeler kullanacaklar. Böyle kocaman kocaman kelimeler kullanacaklar ama içi hep boş olacak o kelimelerin. Herkes kendi mahallesine demokrat oluyor. Herkes kendi mahallesinin sesini yükseltiyor. Ben burada otururken karşı mahallede her tarafı alev almış bunu hiç kimse görmüyor. Ne Empati yazık ki yapamıyoruz toplumlar yani. Kendimizi karşıya koyamıyoruz. çok 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 üzücü. Nasıl desem? İnsan hakları savunucusuyum diyor. İnsan hakları savunucusu bakın kendi mahallenin sesini yükseltmek değildir insan hakları savunucusu. İnsan hakları savunucusu karşı mahallenin sesini duymaktır. Onun sesini duyulmaktır. Çıkıyorlar kocaman kocaman laflar ediyorlar ama hep içi boş. Sözler kalplerinden gelmiyor diyorsunuz. Ya kesinlikle değil. Herkes kendi mahallesinin sesini yükseltmeye çalışıyor. Bu insan hakları savunucusu değildir. İnsan haklarını savunmak değildir. İnsan haklarını savunmak, tekrarlıyorum, insan haklarını savunmak, karşı mahalledeki çıkan yangını görmek, oraya su taşımaktır. Ne yazık ki ülkemizde şu anda beş parmağın sayısı geçmeyecek kadar bu sesi yükseltmeye çalışan, bu sesi duyurmaya çalışan insanlarız biz. Evet, sizleri her farklı renklerdeki mağdur insanların yanında görüyoruz. Gerçekten o anlamda da sözleriniz çok anlamlı. Evet, ben insan hakları savunucusuyum.
dini, dili, ırkı, hiç siyasi görüşü, hiçbir şey beni ilgilendirmiyor. Önemli olan onun sesini duymam benim için. Ben sesi, onun sesini duyduğum an çok daha fazlasını duyurmak için çabalarım. Ben insanları seviyorum. Çok güzel. Bizler de sizleri seviyoruz. Yaptığınız güzel işler için. Hep beraber yarınlara gidelim. Çok daha güzel günlerimiz. Ben hiçbir zaman ülkemizde ve dünyada hiçbir zaman ben umudumu kaybetmedim. Asla ben umudumu kaybetmedim. Sadece önemli olan, bizim için önemli olan vazgeçmemektir. Evet, biz bu yolda yürürken ayağımıza taş takılacak, düşecek, dizlerimiz kanayacak. Ama bir bakacağız ki o kadar hızlı koşmuş olacağız ki. Evet. Bir de kendiniz der misiniz? Hayat yolculuğunuz nasıl başladı, nasıl gidiyor? Ben çok böyle özelime girmek istemiyorum. Benim için adımın önünde hiçbir anlamı yok. İnsanlar bana anne dedikleri zaman, abla dedikleri zaman benim için dünyanın en büyük ünvanıdır o. Abla diyorlar, kendileri ailelerinden biri olarak beni görüyorlar. O inanılmaz mutluluk veriyor. İnanın işte sosyal medyada hiç yüzünü görmediğim insan, abla desin, anne demesi, o kadar mutlu oluyorum ki. Bunu kelimeler sanırım tarif edemeyeceğim ben. Bunu yaşamak gerekiyor. Bakın ya, birkaç gün önce bir kampanya başlatmıştık hasta bir çocuğumuz için. 3 gün gibi kısa bir sürede çok büyük bir para topladık. Biz birleştik aslında. Bakın burada cemaatten insanlar vardı, sağcı, solcu, ateistler vardı. Eller vardı, sosyalistler vardı. O kadar çok ben mesaj aldım ki herkes böyle yardım ya. Bu biz bir araya top, biz Anadolu'yuz ya. Biz Anadolu'yuz. Yeter ki bizi ayrıştırmasınlar. Ne yazık ki günümüzdeki siyasetçiler bunu başarıyor. Ama ben eminim biz tekrar Anadolu olacağız. Biz tekrar birleşeceğiz. Yani zaten ben burada bir müjde vermek istiyorum. Buyurun, buyurun. Lütfen. Ben ya şehri olacağım. Ötekileştirilmiş kadınların, ötelenmiş çocukların sesini CHP çatısı altında gürcü sesle bağıra bağıra söyleyeceğim. Duyuracağım seslerini. Bunu da söyleyeceğim. Yani, çok mutluyum çünkü. Onur... Yani çok heyecanlandım böyle. Ben size söyledim. Ben tekrar alabilir miyim? Evet, orayı ben mi kaçırdım? Yani tam ben alamadım sesinizi. O ses geldi mi acaba? Tekrar paylaşır mısınız o önemli gördüğünüz şeyi? Evet ya, ben çok mutluyum. İlk kez karar verdim. Bir büyü olmayı karar verdim. CHP'den ilçe başkanımız bana teklif etti. Natal Hanım, yarın dünya 8 Mart. Sizi CHP çatısı altında görmek istiyoruz dediler. Ben kabul ettim. Yarın CHP'ye üye olacağım. Ötekileştirilmiş kadınların, ötekileştirilmiş kadınların, itelenmiş çocukların CHP çatısı altında çok daha gür bir sesle duyuracağım. Çok mutluyum ben. Hayırlısı olsun aldığınız karar için, sizler için, çocuklar için, ülkemiz için güzel şeyler yaparsınız insanlarla beraber. Biz yapacağım. Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak söylemek istediğim bir şey varsa buyurun. Yoksa son olarak kadınlarla ilgili söylemek istiyorum. Kadın her yerde olmalı diyorum. Kadın bir inşaatın sıbasında da olmalı. Bir can kurtarırken de kadın olmalı. Kadın devlet yönetiminde de olmalı. Merkel gibi bir ülke demeli. Özlem Türeci gibi eşinin yanında ölümcül bir hastalığa aşı bulurken laboratuvarda da olmalı. Kadın her yerde olmalı. Lütfen kadınlarımız sesini yükseltsin. Kadınlarımız siyasette olsunlar. Ve kadınlarımız beni yalnız bırakmasınlar. Çıktım bu yolda. Siz kalbinizle hareket ettiğiniz müddetçe kalplere gireceksiniz. Çünkü kalpten çıkan sözcükler kalplere girer. Kalpten çıkmayan sözcükler bir kulaktan girer, diğerinden çıkar deniyor, biliyorsunuz. Hep beraber, evet. Yani kadın erkek şeklinde ayrılmadan, sizin de dediğiniz gibi, hep beraber insan olarak güzel işler yaparız.
umuyoruz ki. Çok teşekkürler Natalya Hanım. Kesinlikle Tekrar görüşmek üzere. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Avrupa Adalet Hissiyatı olarak çok teşekkür ediyoruz değerli konuğumuza. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.